bir duruşu. Merhabalar, 5. mevsime ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir üstadı ağırlıyoruz. Sosyal medyadan sizlerle paylaşmıştım. Ressam Muhsin Kaleli hocamız bugün misafirimiz. Geçtiğimiz günlerde çok önemli bir sergi açılışı yaşandı. Derviş isimli sergi Ali Gav Medresesi'nde sanatseverlerle buluşmaya açıldı. 10 Nisan'a kadar da siz, kapılar açık olacak size. Fakat bu süre zarfında hem serginin hikayesini hem de Muhsin hocamızın sanatla ilgili hikayesini sizlerle paylaşmak istedik. Kendisini davet ettik. İcabet etti davetimizde, bizi kırmadı. Hoş geldiniz Muhsin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şu anda serginiz devam ediyor. Büyük bir telaşa, yoğunluk, tatlı bir telaş aslında devam ediyor. Zaman ayırdınız bize. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Siz de KONTV olarak sanata değer verdiniz. Önemli gördünüz. Estağfurullah. Benim için de katılmak büyük bir zevk. Estağfurullah. Tabii farklı illerden, ülkemizin dışından da bizi izleyen seyircilerimiz var. Hı hı. İsteyip de gelemeyenler için tabloların fotoğraflarını da bugün paylaşacağız inşallah. Medresenin iç görüntüleri de yine ekranlarımızda olacak. Hı. Bence merak ediyorsanız programımızın sonuna kadar kaçırmayın diye derim o görüntüleri. Sizler de sohbetimize katılabilirsiniz. Hocamıza sanatla ilgili sorularınız olursa ekranlarımızı takip edin, bize ulaşın. Hocam öncelikle hayırlı olsun diyelim. Değil mi? Bir sergi ya, kolay bir süreç değil çünkü. Evet. Yani bizim sadece sergi değil, hayatımızda her şeye hayırlı olsun diyoruz. Hı hı. Hayırlı olması gözüyle bakıyoruz. Sizin bu program da hayırlı olsun. Sağ olun. Hepsi sağ olun. Şimdi ilk defa görenler için sizi yakından tanıyanlar çok iyi biliyorlar sanatta hangi noktada olduğunuzu. Ama ilk defa internet sitesinden, işte sosyal medyadan, haberlerden o tabloların fotoğraflarını görenler gerçek zannediyorlar. Hatta diyorlar ki fotoğraf mı acaba bu, baskı mı nedir diye. Evet. Bu tereddütü, şaşkınlığı yaşıyorlar değil mi Muhsin Bey? Yani onları evet çok... Bu şekilde sorular geliyor bana. Tabii daha önceleri daha çok sorular geliyordu. Acaba hoca resimleri işte tuval üzerine matbaada baskı yapıp üzerine mi boyuyor falan diye. Bu kadar muntazam nasıl oluyor yani, değil mi? Yani bu tür sorular geliyor. İlk önce böyle yadırgıyordum. Sonradan tabii aslında gayet hoş bir şey ki ben yapmış olduğum resimlerin ne kadar etkili olduğunu bu şekilde daha iyi anlıyorum ve daha mutlu oluyorum aslında. Evet. Hı hı. Bu kadar üst düzey bir nokta. Bunu konuşacağız. Tablo fotoğraflarını paylaşacağız. Hı hı. Ama sizi bu noktaya getiren bir takım mutlaka yönlendirmeler, etkiler vardır diye düşünüyorum. Hı hı. Öncelikle Konyalı mısınız hocam? Başından başlasak hikayeyi. Evet. Yani Konya Beyşehirliyim. Hı hı. Aslında Beyşehir'in yeni doğan köyü, güzel bir köyümüz var. Beyşehir de çok güzel. Beyşehir de tabii çok güzel. O bölgeler çok güzel yerler. Karşı köyümüzün karşı tarafında güzel bir ormanlık. Ortasında geçen güzel bir ırmak, küçük bir çay. Ve tekrar bu tarafta da köyümüzün bulunduğu yamaç diyoruz. Öyle bir yamaç. Yani güzel, hoş bir köyümüz var ama maalesef o köyde büyümedim ben. Orada sadece işte senenin belli zamanlarında gitmek nasip oluyor. Ben Urla'da doğdum. İzmir'in Urla ilçesinde. Orası da ülkemizin en güzel yerlerinden birisi, deniz kenarı. Orada mı büyüdünüz? Çocukluk, ilk yıllar orada yani, mı geçti? Evet, evet. Yani orada bir ilkokul başlangıcına kadar orada büyüdüm. Daha sonra yine İzmir ilçesi olan Bergama. Bergama'da da ilkokulu okudum. Bir dönem İzmir'in içinde de okudum ilkokulu. Tabi babamın görevi dolayısıyla. Daha sonra emekli olunca babam tekrar işte ille memleket gelelim falan diye tekrar Konya'ya geldik. Yani bir işte orta öğretim, işte lise, o dönemlerimizde Konya'da geçti. Evet. Tabii mutlaka çok zahmetli ve yorucu olmuştur farklı iller, ilçeler ama bir çocuk açısından da büyük bir zenginlik değil mi hocam? Tabii ki. Farklı tabiatlar tabii görüyorsunuz. Tabii ki. Yani ben işte Urla'yı unutmuyorum, Bergama'yı unutmuyorum. Konya'ya ilk geldiğimizde belki oturduğumuz evi, o çevremizi, o komşularımızı, bunların hiçbirini unutmuyorum. Oradaki ilkokul arkadaşlarımı unutmuyorum. Görmesem de bilmesem de, şu anda görüşemesem de çoğuyla. Hala hafızanızda. Evet, hafızamızda tabii.
Tabii müthiş bir şans Urla gibi bir yerde dünyadaki ilk yıllarını geçirmek insanın. Hı-hı. Çünkü tabiat açısından çok zengin ve çok güzel beslemiştir. Size öyle inanıyoruz. Oralarda hiç böyle hani elinize kalem kağıt geçtiği zaman ufak tefek bir işte ilk sinyaller geliyor muydu resim sanatıyla ilgili? Evet, var mıydı yani, böyle bir şeyler yani, hocam? O şekilde Bergama'dayken tabii bizim yaş itibariyle o dönemdeki çoğu çocuk diyeyim bir oyuncak alma zenginliğine sahip değildi. Ya değil mi? Yani o çok az. Çok azdı. Hatırlıyorum kendi oyuncağımı kendim yapıyordum ben. Müthiş bir şey. Yani değişik bu telefon telleri var, ince tellerden falan, onlardan işte bisikletler yapmalar, değişik şekiller yapmalar böyle. Yani aslında ben o dönemde heykel yapıyormuşum yani çocukken. O tür şeyler. Tabii çizimleri de hatırlıyorum. Ben çiziyordum o dönemlerde. Yani buradaki şu andaki mesela niçin işte bu kültürel eserleri çiziyorsunuz? Yani niçin işte camileri çiziyorsunuz? Yani bunlar niye? Bu sorunun cevabı. Bu sorunun cevabı da ben Bergama'da otururken Bergama'da büyük bir Ulu Cami var. Yıldırım Beyazıt zamanında kalma ve bahçesinde de ulu bir çınar. Ve ben o bahçede büyüdüm. O Ulu Cami'yi o çocuk gözüyle defalarca izlemişimdir. Ta yukarısına çıktım, kubbelerin üzerine çıktım. O mihraptaki şeyleri inceledim böyle hayranlıkla. Yani bunlar bilinçaltına yerleşiyor tabii bir şekilde insanın. Bir tohum atılıyor değil bir mi? Bir tohum atılıyor ve orada hemen yine bir tarihi bir köprü. Ben o atmosferde büyüdüm ve o oralar çok yeşillik, çamlık bir yer. O yeşillikler içinde büyüdüm. Yani bunların büyük etkisi var. Kesinlikle. Tabii. Peki ilk defa hani bir tuval ya da profesyonel bir çalışma diyeyim. İlk ne zaman oldu hatırlıyor musunuz hocam? Yani tabii ki. Tabii ben lise ve üniversite yıllarından sonra hatta o yıllarda en çok çizim yaptığım dönemler kara kalemle, işte kara kalem dediğimizde yani kurşun kalem bildiğimiz resim kalemi değil. İşte defterlerin arasında, kitapların arasında bir iş. Ne buluyorsam yani mutlaka çiziyoruz. Öğretmenimiz ders anlatıyor. Ben bir de sıraların en arkasında oturan bir insanım. Her zaman onu tercih etmişimdir ki. Onu da bilmiyorum. Ve daha rahat, daha geniş görme imkanım oluyordu. Ve o ders sahnelerini çok çizmişimdir. Arkadaşların enseleri, sırtları, öğretmen karşıda. Yani o şekilde çok çizimlerim oldu. Daha sonra da yine devam etti bunlar. Ve sürekli ben kara kalem çizdim. Uzun yıllar. İçinizden geliyor çünkü. Ha, içimden geliyor. Yani bu bir şey gibi, nasıl söyleyeyim, yani bir ilham diyebilirsiniz. Hı hı. Bir kriz diyebilirsiniz. O şekilde önüne geçilemeyen. Ya önüne geçilemem. Ya mutlaka çizmem lazım. Ben alıyordum, çiziyordum. Şeyi hiç unutmuyorum. Soğuk bir kış günü. Doğalgaz yok, bir şey yok. Sobamız var bir kenarda. Ben donmuşum, ellerim üşümüş, ayaklarım üşümüş. Hala çiziyorum. Sonra bir anda kendime geldim. Yani bu bir konsantre olayı. Yani bir sevmek. Bir aşk yani. Doğuştan gelen bir şey bu galiba, öyle mi? Yani bu sorunun cevabı bu galiba. Yani sonradan resim yapılabilir mi diye size soruyorlar. Yani belki öyle diyebilirim ben kendim için. Yani doğuştan gelen bir şey. Benim içindeki o duygular beni dürtüyor bir şekilde ve buna zorluyor. Evet. Yani hiç alakası olmadığı halde bazı şeylerle ve buna zorluyor. Bunu bu şekilde olabilir ama genelde tamamıyla bu şekildedir diyemeyiz tabii ki. Evet, çünkü planlanmış bir takım çalışmalar da tabii var. Tabii ki, tabii ki. Peki önüne geçilemeyen bu resim aşkı, resim muhabbeti öyle güzel meyveler veriyor ki hocam. Biz şu anda Derviş isimli sergiye vakıfız ama bizim bilmediğimiz, sizin atölyenizde olan, bir kenarda kendinize sakladığınız, belki daha nice çalışmalar var bilmiyoruz. Derviş isimli çalışmaya bir gelelim mi? Neden ismi Derviş hocam? Yani şimdi Derviş, niye Derviş? Şimdi biz Konya'da yaşıyoruz. Evet. Konya denilince akla Hazreti Mevlana geliyor. Bir sanatçı da, şunu inanıyorum ben, bir sanatçı yaşadığı dönemi
yaşadığı şehri, yaşadığı çevreyi bunları yansıtmalı ve bunlardan ne, yani neyden besleniyorsan bunları aktarmalı. Yani böyle işte rastgele değil, yani kendi özümüzü, kendi öz duygularımızı paylaşmamız gerekiyor. Yani biz de tabii ki uzun yıllarımız Konya'da geçti. O Mevlana'nın öğretileriyle büyüdük. Onun sözleri her zaman kulaklarımızda ve şunu düşünüyorum, yani ona her zaman ihtiyacımız var. Yani bir sıkıştığımız anda bir Mevlana'nın bir sözünü okuduğumuzda tam size o göre oturuyor, yani o derece. Bir pencere açılıyor. Bir pencere açılıyor ve için rahatlıyor. Yani sıkıntılı bir anda, bir dertli bir anda bir okuyorsunuz ki aa, bir anda rahatlıyorsunuz. Yani şunu diyorum, bizim gerçek Mevlevi dervişine, yani Mevlana'ya, bir şemse şu an Konya'sında veya şu an Türkiye'sinde veya şu an dünyasında gerçekten ihtiyaç var. Hele şu günlerde o değil bakış mi? Açısını, evet tabii ki. Yani. Evet, içinde bulunduğumuz günlerde. Şimdi bir de sizin manevi yönünüz var. Yine bilenler çok iyi biliyorlar. Hı. Ve bazen şaşırıyorlardı. Bir din görevlisisiniz aynı zamanda. Evet. Nasıl oluyor da bu iki kul var, bu iki yön bir vücutta birleşiyor diye size sormak istiyorum. Hı. Yani şimdi tabii ki tarihe baktığımız zaman din adamları veya hatta padişahlar dahi mutlaka bir sanat dalıyla uğraşıyorlar. Hatta bazen birkaç tane değil mi hocam? Ya tabii ki yani. Evet. Bu nedir? İnsan ruhunun ihtiyacıdır sanat. Çünkü Cenab-ı Allah bizleri yaratırken fıtratımızda var sanat yani. Çünkü Cenab-ı Allah güzeldir. Ve güzel olanı sever. Bu evreni de güzel yaratmıştır. Ahsen-i takvim diye evet, bir şey var evet. Değil mi hocam? Yani insanları güzel yaratmıştır. Bir estetik vardır insanda. Yani evet. Kendi aynaya baktığımız zaman da kadınımız ayrı güzel, erkeğimiz ayrı güzel. Çocukken ayrı bir güzel. İhtiyarlıkta ayrı bir güzellik var. Yani hepsi bir ahenk ve bir düzen içerisinde. Yani bir ağaçlar da aynı. Gökteki yıldızlar da aynı. İşte denize bakmaya doyamazsın, arkasındaki dağlara, o ufuğa, güneşin batımına. Her yerde ayrı bir tablo var. Ayrı bir tablo vardır. Evet. Yani bunları yaratan da Cenab-ı Allah'tır. Bu şeylerden, bu güzellikleri yani insandan da istiyor. Yani biz de insan olarak nasıl yansıtabilir güzelliklerimizi, elimizde ne gelebilir? Yani Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bu güzellikleri bir yönde tuvale aktararak diğer insanların dikkatini çekiyoruz belki de. Evet, mutlaka kaynak o değil mi? Asıl evet, tabii ilahi ki, tabii kaynak ki, tabii o. Ki ilahi kaynak o. Şimdi sorunun çok güzel bir cevabı geldi sizden. Geçmişte zaten ecdadımız sanatın, bilimin, işte siyasetin belki birçok alanıyla hukuku birleştiriyordu, tarih Hı-hı. bilgisini. Ve 4-5 farklı belki disiplinde uzmanlar yetiştiriyordu günümüzde anlayacağımız şekilde. Şu anda bize farklı geliyor. Yani bir doktorun işte musikiyle uğraşması, bir din görevlisinin resimle uğraşması ya da tam tersine farklı farklı örnekler. Hı-hı. Aslında böyle olmalı diyorsunuz değil mi? Tabii ki yani kesinlikle böyle olmalı. Şimdi yurt dışında baktığımız zaman bazı ülkelere bunu çok daha ileri olduğunu görüyoruz. Yani bizde de çok ileriydi zamanında. Ama bu bir insanın tam olgunlaşması için ve dünyaya bakış açısını daha böyle objektif veya daha şeyli bakması için mutlaka bir sanat dalı gerekiyor. Yani doktor da olsan, devlet yöneticisi de olsan, şehir yöneticisi de olsan, yani ne olursak olalım, hani hangi mesleği yaparsak yapalım ama mutlaka bir sanat dalı. Yani illaki resim demiyorum ben. Yani bir müzik, yani bir gitar çalsın, yani bir keman çalsın, ne bileyim bir bağlama, değil mi? Bir ney. Bunu çok ihmal ettik değil mi hocam? Ya, tabii günümüz. Ki çok ihmal. Yani bunun lüzumsuz gibi görüldü. Ama aslında tamam bizim maddi ihtiyaç var. Ama şeyi unutmuyoruz. Yani insan bir ruhta, ruhu var insanın. Ve onun beslenmesi lazım. Yani niye insanlar veya işte bizim ülkemizdeki yaşayan kadınlarımız diyelim. Evimizi düzenliyor. Değil mi? Evet. İşte koltuklar şu şekilde olsun. Yerdeki halımız bu şekilde olsun. Ya bunu niye yapıyoruz ki? İşte perdeler ona uyumlu olsun.
Uyumu niye arıyoruz? Ya niye arıyoruz? Yani biz bunu niye arıyoruz? Bunu sormak lazım. Çünkü bu ihtiyaçtır. Yani ruhumuzun ihtiyacıdır güzel sanatlar. Kesinlikle. Fakat günümüzde güzel sanatları bir kenara koyacak olursak resim konusunda sanki lüks bir ihtiyaçmış gibi görülüyor. Ya da lüks bir alışkanlıkmış gibi görülüyor. Hani duvardaki bir süs gibi ya da bir koleksiyonersek pahalı bir alışkanlıkmış gibi görülüyor. Sanki bir lüks gibi. Yani ruhumuzun ihtiyaç duyduğu olmazsa olmaz bir şeymiş gibi maalesef görülmüyor Mustafa Bey. Evet, evet. Ne diyorsunuz? Yani o da yani bizim eksikliğimiz diyeyim. Nasıl evdeki güzel bir ev yapıyoruz? Hı-hı. Yani inşallah herkes öyle güzel evler yapar. İnşallah benim de öyle güzel bir evim olur diyorum da. İnşallah, inşallah. Masraftan kaçılmıyor. En güzel pencereler olsun. İşte en güzel koltuklar, en iyi halılar. Daha da bunu abartıp daha lüks şekilde yaşayanlar var. Yaşayanlar var tabii, dışarıdan getiriyorlar vesaire yapıyorlar. Ama bakıyoruz ki o bir trinoluk evin içerisinde duvarda baskı bir resim. Oluyor mu şimdi bu diyeyim? Yani olmuyor. Değil mi? Sen oraya o kadar para harcıyorsan duvara da gerçekten orijinal bir resim koymalısın. Ki o senin seviyeni gösterir. Kültür seviyeni gösterir. Senin prestijini gösterir. Evet. Dünyaya bakışını gösterir. Yani anlayışın hepsi böyle yani. Bir taraf çok güzel, bir taraf eksik. Bu olmaz. Çok ihmal ettik. Ya ihmal ediyor. Doğru. Tabii bunun önce bir güzel bir merakla başlaması gerekiyor ki eğitim almaya yönelmek belki de ilk adımı. Hı-hı. Bu konuda da sizin çalışmalarınız var değil mi? Evet. Eğitim veriyorsunuz. Evet, evet. Eğitim vermeye çalışıyoruz öyle diyelim. Yani bir alabildiğimiz kadar ki zamanki o bilgilerimizi ne kadar yeterlidir, ne kadar şeydir bilemiyorum. Bunları aktarmaya çalışıyoruz. Yani hiç bilgilerimizi kıskanmadan, sakınmadan bunları öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki biz de eğitimini aldık. Tabii yıllarca kendimiz çizdik ama bir dönem geldi. Mutlaka bir eğitim, bir hocanın şeyinden geçmek lazım. Sizin eğitiminiz nasıldı hocam? Yani ben çok eski değil aslında. Ben 2005 yılında bir İbrahim Rıza'yı, Azeri ressam Konya'mıza gelmişti. Onun kültür müdürlüğü şeyinde. Kursu. Kurs oldu. Konya'dan çok gelenler oldu. Ben de gittim onun kursuna. Ama ben hedefim olarak gittim yani. Bir düşüncem olarak gittim. Yağlı boya değil tabii mi? Tabii yağlı boya. Biz, tabii oradan biz de başladık. Yani kara kalem çizdirdi hocamız. Baktı. İlk adı. Tabii ondan sonra... Hı. Pastel çizdik, efendime söyleyeyim. Daha sonra yağlı boyalar, değişik resimler çizdik. Ben güller çizdim. Ondan sonra deniz resimleri yaptım. Çok değişik şekilde resimlerimiz oldu o dönemde. Yani resmin olmaktan ziyade yani ben şeyi düşünmedim. Orada öğrenmeyi düşünüyorum. Daha ne kapabilirim? Yani hocamdan daha neler öğrenebilirim? Bunun çabası içerisinde oldum. Yani bunun neticesinde de 2010 yılında ilk sergimi açtım. İlk serginiz neydi Mustafa? Yani ilk sergim İstemiş ismini vermiştim. Değişik hislerimin, değişik insanın her anı belli olmuyor. O öğrenme dönemimdeki resimlerim, onları sergiledim. Çok yani karışık, yani bir belli bir şeyi yoktu. Hı hı. Belli bir konu üzerinde değildi. O şekilde. Peki yani. Derviş'teki tabloların yapım yılı ne zaman? Derviş'teki tablolar 2011 yılının sonu. Onu da şöyle anlatayım ben sizlere. O 2010 yılından sonra ben bir yıl, bir buçuk yıl aşağı yukarı hiç resim yapmadım. Oo, çok uzun bir ara. Uzun bir ara. Hiçbir resim yapmadım. Elime fırçayı almadım. Ve o dönemde ben çok araştırmalar yaptım. Yani işte İstanbul'da değişik atölyelere gittim. Değişik ressamların çalışmalarını izledim. Bu arada dünyadaki değişik ressamların çalışmalarını takip ettim. Onları araştırdım, okudum. O resimlerin görsellerine baktım, onları inceledim. Tabii ki hocamız döneminde hocamızın belli bir tekniği var. Onları öğretti. Ben de o ne dediyse onları yaptım. Ama daha sonra o içindeki duygular,
o dönem başladı. Yani ben de o bir yıllık zaman içerisinde hem fikir olarak hem düşünce olarak hem fırça olarak kendi istediklerimi kendi yorumum, kendi işte tarz vesaire. Yani kendiliğinden oluşuyor bunlar zaman içerisinde zaten. Belli bir doygunluğa ulaştığıma inandım ve büyük bir aşkla ben o günü hiç unutmuyorum. İstanbul'a gitmiştim. İstanbul'dan geldim. Geldiğim gün hemen başladım. Çünkü doldum ben orada. Yani İstanbul'daki o tarihi mekanlar vesaireler, orada görmüş olduğum diğer ressamların resimleri, halkın resme karşı olan ilgisi tabii o İstanbul'da çok farklı. Çok daha başka bir anlayış var. Çok daha bir anlayış var. Peki hocam buradan devam edelim. Konya'daki bu tarihi eserler nasıl olduğu da tablolaştı. Tablo hikayelerini soracağım size. Reklamların hemen arkasından tek tek kısa bir şekilde tablolarınıza göz atmak istiyoruz. Tamam. Reklamların arkasından burada olacağız. Beşinci mevsim devam ediyor. Bugün şehrimizden ressam Muhsin Kaleli hocamızı ağırlıyoruz. İlk bölümde kendisinin resim sanatına ve sanata başlama hikayesini sorduk ama tabii çok farklı anılar, çok fazla yaşanmışlık var. İzmir'e uzanan bir çocukluk hikayesi vardı. Kaçırdıysanız programımızın tekrarını internetten bence mutlaka takip edin. Oraya biz bir an önce yükleyeceğiz programımızı. Hocam en son sizin Derviş isimli çalışmanızda tarihi eserlerin tablolara konu olmasında kalmıştık. Hı-hı. İsterseniz oradan devam edelim. Bir yandan da sergiye çok yoğun bir rağbet var. Hem şehrimizin protokolünden hem de Konyalı sanatseverlerden. Belki onları da burada anmak istersiniz. Evet. Ya şimdi öncelikle tabii bu serginin oluşmasında Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Ahmet Köseoğlu Bey'e, Abdullah Bey'e, Komi'ye ve valimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Onlar da bu serginin oluşmasında bana destek verdiler, dediler açmalısın falan diye. Bunlar önemli hocam. Çok önemli. Yani bir sanatçı için istediği şey ya onore edilmesi, değer verilmesi, sahip çıkılması. Yani bunları bekler. Yani başka bir şey değil yani bizim istediğimiz. Yani bu Ali Gav'ın orası söylendiği zaman, Ali Gav biliyorsunuz çok eski bir mekan. Yani bizim çocukluğumuzda orası bir virane vaziyetteydi. Daha sonra restore edilmiş. Ve en çok sevindiğim şey, tabii diğer restore edilen başka eserlere baktığımızda burası gerçekten... Yani bu yeni mi restore edildi, eski miden mi kaldı? Çok muhteşem bir çalışma olmuş. Hep onu yapanları hepsini tebrik etmek lazım gerçekten. Güzel bir çalışma. Ve dediler ki böyle bir yer var, burada olabilir mi diye. Hemen gittim baktım. Aa dedim ya burası tam dedim şeye uygun. Tablolara, atmosfere. Tabii atmosfer çok güzel. Öyle bir başlangıç oldu. Daha sonra işte... Orası normalde sanat galerisi mi hocam? Yok orası. Nedir şu orası? Şu anda komek orada o atmosfere uygun olarak ney dersleri veriliyor mesela. Çok güzel. Şu anda benim sergim resimler orada dururken bir taraftan da ney sesleri de dinliyorum ben orada. Bir taraftan havuzdan su. Muhteşem bir şey var orada. Bir atmosfer, bir hava oluştu. İnan ki oradan insan çıkmak istemiyor dışarıya. Evet. Ve Konyalılarımız da orayı görsünler mutlaka. Kesinlikle. Yani orayı bilmeleri lazım. Ali Gav hakikaten çok bilinen bir yerde. Şehrimizin merkezinde bir tam yerde. Tam nerede hocam bilmeyenler için yani söyleyelim. Yani bu rektörlüğün karşısında Atatürk Lisesi var bizim zamanımızda. AKL diyorduk o zaman. Öyle bilinen. Şu anda Atatürk Lisesi. Onun hemen arkasında. Çok merkezi. Çok merkezi. Evet. Yani güzel bir yerde. Güzel bir şekilde yapılmış. Ama sanıyorum onun ön tarafında büyük bir çalışmalar yapılacak. Onun halkın daha iyi görmesi sağlanacak
Yani öyle bir şeyler olması lazım. Onu yapacaklar galiba. Siz de bizi hatırlatmış oldunuz. Hem Ali Gav Medresesi'ndeki bu çalışmayı size sundukları için hem de oradaki eğitimleri değil mi devam ettikleri evet. için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne başta Aha. Sayın Tahir Akyürek evet. olmak üzere bütün sanat ekibine, KOME'ye ve size yardımcı olan herkese evet. selamlarımızı ve teşekkürlerimizi evet. iletelim. İletiyoruz. Çok önemli bir nokta. Şunu istiyorum yani bu sadece benim sergim olduğu için değil. Konya'mızda sanat etkinliklerinin daha fazla olmasını istiyoruz. Yani Konya'mıza ülkemizin değişik yerlerindeki iyi çalışmalar yapan büyük sanatçılarımız var. Yani onları da burada misafir edelim diyorum. Kesinlikle çok güzel mekanlarımız ve sanatla var. İlgili değişik çalışmalar yapılsın, gençlerimiz gelsin görsün. Yani bu görmeyle olur ve sanata meraklı çok insanımız var. Evet. Veya sanata meraklı adaylarımız var, gençlerimiz var. Onları Değil etkilememiz mi? Ya gerekiyor. Onları tabii yani onları sevdirmemiz lazım. Peki bu da hocam. Bu etkinliklerle olur. Yani Konya gerçekten büyük bir şehir ve Konya Selçukluların başkenti çok önemli bir yer. Onu işte bu tarih eserlerden de görüyoruz. Yani bu sanat eserleri yapılmamış olsaydı nereden bilecektik buranın bir başkent olduğunu? Ya bir Alaaddin camisi ve o saray, o şeyler olmasaydı nereden bilecektik buranın başkenti olduğunu? Sadece kitaplardan görüyorduk. Ama biz şu anda yaşadığımız halde ve o eserleri gördüğümüz şekilde biz diyoruz ki bu evet gerçekten burası bir başkent. Bu niye oluyor? Bu sanatla oluyor bakın. Yüzyıllar ötesine taşınmak istiyorsanız, yüzyıllar ötesine bir şeyler bırakmak istiyorsak bunun tek yolu var sanattır. Başka bir ve yolu. Güzel bir eser bırakmak. Yani eserdir aslında. Güzel bir eser. Bir de şu var hocam. Hani dediniz ya Alaaddin Camii. Çok merkezi noktalarda inanılmaz güzel eserler var. Ve yüzyıllardır orada dediğiniz gibi. Ve oradan ne kadar önemli simalar geçti değil mi şu anda kitaplarda olan? Evet tabii ki. O eserler de bizi izliyor aynı zamanda. Tabii ki yani onlar... Binlerce insana ev sahipliği yapıyorlar değil mi? Evet. Ya şimdi... Ecdadımız o eserleri bizlere bırakıyor. Evet. Bizim de onlara sahip çıkmamız lazım. Yani ben şunu da düşündüm. Tabii ilk başta şeyi de söyledim size. Ben bir cami avlusunda büyüdüm. O caminin içerisinde, o atmosferlerde büyüdüm. Ve burada da ilk dikkatimi çeken yine bu Selçuklu dönemi eserleri. Muhteşem eserler var. Muhteşem mimari. O çiniler. Yani inanılmaz güzellikti. Dedim ki ben bunları yapmam lazım. Bu benim üzerimde bir şey. Borç gibi. Borç gibi. Ya ben dedim evet. Konyalıysam yani ben Konya'yı yapmam lazım. Yani bunları tanıtmam lazım bir şekilde diye. Kendi kendime öyle bir sorumluluk yükledim. Ve o eserleri yapmaya başladım. Hem tarihi mekan yapmış olduğum çalışmalarda hem de o Mevlevi dervişlerimiz. Ve günümüz hali yani şu andaki o yapmış olduğum resimler o eserlerin şu andaki canlı halidir. Yani eskiden kalmış fotoğraflardan falan değildir onlar. Şu an birebir. Şu an birebirdir yani geldikleri zaman o şekilde bulacaklardır onu. Hocam şu tablo inanılmaz bir dokuya sahip. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Diğer bütün tabloların arasından nedense şuna tekrar gözüm evet, gidiyor. Ben var mı bunun hikayesi? Neden bu açıdan? Renk tonları inanılmaz. Evet yani şimdi o Mevlana Türbesi biliyorsunuz. Çok özel değil mi? Çok çok özel bir yer. Evet. Onun üzerindeki renkler, turkuaz renkler. Yani çok özel. O bu millete has bir renk. Turkuaz renk. Tabii Türklere ait bir renk. Yani oradaki türbenin o ayette yazı olan yerle arkadaki minarenin bir bütünleşmesi var. Bir akşam üzeri aslında o resim ikindinin sonra güneş batımında. Orada farklı bir tat yakaladım ben. Dedim onu resmedeyim, onu göstereyim diye. Daha yakın bir plan. O küçük bir resimdir aslında yani bir 30'a 40 gibi. Çok müthiş büyük de bir doku ama değil mi? Evet. Ve bu gerçekçiliğin sırrı nedir Muhsin Bey? Bu ışıktaki gerçekçiliğin ayrıntı yani sizin kendinize ait bir tekniğiniz mi var?
hani dediniz ya reklamlardan önce çok yoğun araştırmalar yaptım. Hı-hı. Bu derviş yoluna başlamadan Hı-hı. önce. Nedir bunun sırrı? Ya bu tabii resim tekniği olarak biz buna gerçekçilik üstü, yani realistliğin daha üstü, yani hiperrealizm denilen bir teknik var, bir çalışma şekli var. Benimki tam hiperrealizm değil. Normal realizmde değil. O realizmin bir üstü olan, yine bir resim tadı olan, onu bırakıyorum ben. Yani yakından baktığınız zaman, dokunduğunuz zaman onun resim olduğunu hissetmeniz. Onu bırakıyorum hafiften. Böyle bir teknik. Bu teknik yani kendiliğinden oluştu. Yani bu teknik, yani de, şey de diyebilirsiniz, yani Musun Kaleli tekniği de diyebilirsiniz. Evet, bundan bunu yıllar sonra da böyle anılacak belki. Yani böyle de denilebilir. Tabii oradaki gölge, ışık, orada işte o da benim iç dünyamı ifade eden şeylerden birisi. Yani aydınlığı seviyorum, ışık seviyorum ve ümit içerisindeyim. Evet, çok güzel bir nokta. Aha. O tarihi mirası, ışığın düşmesini seviyorsunuz. Yani o zaten muhteşem bir eser. İşte diğerlerinde kubbeyi görüyorsunuz. Heybetli. Zaten o bir evet. estetik olarak güzel bir şey. Onu daha nasıl güzel yansıtabilirim, ben ona bakıyorum. Çok güzel. Evet. Genelde tablolarınız biraz büyük değil mi? Gerçi Hı-hı. neye göre büyük? Bu da ayrı bir evet. soru da. Bizim alıştığımız tablo boyutundan biraz daha büyük. Ve evet. bu daha güzel, daha dolu dolu mu çalışmanızı sağlıyor? Ya, tabii şimdi ben o resmi işte kompozisyona göre tabii o büyüklükler oluyor. Seçiyorum. Şimdi daha kalabalık, daha detaylı vesaire olduğu için onun daha büyük çalışmam, daha iyi ifade edebilmem için daha büyük oluyor. Tabii küçük çalışmalar da var. Ama genellikle 1,5-2 metre civarında çalışmalar. O şekilde de devam ediyor. Bak bu resimde de aynı şekilde. Bu Karatay Medresesi. Yine inanılmaz ışık. Ya sizinle hani imzanız gibi artık Hı-hı. sizi çağrıştıracak o ışığı yine orada görebiliyoruz. O tadı Hı-hı. görebiliyoruz. Hı-hı. Peki bu tablolar acaba satışa açık mı Muhsin Bey? Tabii ki yani satışa açık. Aslında tabii ki bu eserler, yani bu yapmış olduğum çalışmalar hepsi birer insanın evladı gibi oluyor vesaire gibi oluyor ama tabii ki bundan sonraki yapacağım çalışmalar için de bu resimlerin değerinde bir şekilde yerini bulması gerekiyor. Ben şeyi çok istiyorum, yani özellikle Konya'da kalsın bu eserler diye. Ama bugüne kadar hep Konya dışı mı yoksa? Konya dışı, yani özellikle yurt dışına gitti çoğu resimlerim. Şu en sonki sergimde, sergi açılışında İstanbul'dan sanatseverler geldi. Bu arada çok yoğun bir resim sergisi geçiriyorsunuz maşallah. Hmm. Bu her ressama nasip olacak bir şey tabii değildir. Bu kişisel sergi, arada karma sergilerim de oluyor. Evet. Karma sergilere de katılıyorum tabii İstanbul veya değişik illerimizde. Sempozyumlar oluyor, sanat resim sempozyumları. Oraya gidiyorum, orada birçok yabancı ressamlarla aynı anda canlı çalışmalar yapıyoruz. Ben onlara bakıyorum, onlar benim yaptıklarıma bakıyorlar filan. Bu sanat ortak dil biliyorsunuz Hı-hı. dünya üzerinde. Kesinlikle. Diğer yani, sanat dalları yani, gibi. Yani tabii aynı yani, müzik gibi şey gibi. Ben de burada kendi öz kültürümüzü anlatıyorum. Ve tarihi eserlerle tarihi eserlerle. Bak, mesela burası da Şems'in bahçesidir yani bu resim, bu çalışma. Yani bu da çok önemli bir şeydi, anlamlı bir çalışmalarından birisi. Benim için çok değerli bir resim. Çok güzel. Bu arada tabii insan merak ediyor. Acaba derviş bu çalışmaların neresinde? Bunu izleyen mi derviş? Evet, evet. Yapan mı derviş? Burada da sembolik bir şey var. Derviş var, evet. Hissediliyor işte, ama. Dervişimiz, şimdi dervişi nasıl algıladığımıza bağlı. Hı hı. Yani bu gerçek bir derviş. Bu derviş yani dediğim gibi bir Hazreti Mevlana, bir Şems, bir Yunus Emre buradaki dervişler. Bu topraklardan geçen bir. Bu derviş. Yetmiş gerçek bir derviş ve insanları barışa, hoşgörüye davet eden, kavga olmasın, savaş olmasın diyen insanlar bunlar. Komşu komşuyu kıskanmasın. Hepimiz birbirimizle barış içerisinde şey yapalım. Yani tamam yarışalım ama kardeşçe yarışalım. Birbirimizi severek, birbirimize saygı duyarak, hürmet ederek. Ya bu insanlar böyle. Ya bir ekmeği bölmüşler. İşte yarısını kendisi, yarısını ona. Yani oradan bir kedi görmüşler.
bir köpek görmüşler. Onu da paylaşmışlar. Yani dervişlik bu. Sadece hep bana dersek yani bu olmaz. Yani günümüzde bu insanlara ihtiyaç var. Yani bizim bu şeye ihtiyacımız var. Evet. Yani görüyoruz ki bu yaşam şartları içerisinde, bu stres içerisinde insanlar gayet herkes birbirinden kopmuş. Birbirini kıskanır ve birbirinin ayağına çelme takar vaziyetteyken bizim bir şeye ihtiyacımız var, bir ışığa ihtiyacımız var. İşte o ışık da, o şey de hepsi bizim şeyimizde mevcut. Yani Yunus Emre'mizi okuduğumuz zaman mevcut. Mevlana'yı okuduğumuz zaman, anladığımız zaman hepsi mevcut. Yani dünyaya bakışımız değişecektir. Evet. Hani komşuyu kıskanmamak demiştiniz ya. Geçtiğimiz haftalarda Çanakkale yıl dönümünde burada farklı misafirlerimizi ağırlarken hani şu anda geçelim kardeşimizle, komşumuzla dediğiniz gibi en yakınımızdakiyle husumetimiz var. Evet. O dönemde cephede ateşkes olunca karşı tarafın askerine yiyecek veren bir Mehmetçik ve ecdattan bahsediliyor. Evet, evet. Şimdi nasıl oluyor da bir yüzyıl içerisinde biz düşmanımızı ateşkes olduğunda besleyebilen bir anlayıştan şu anda kendi kardeşimizle husumet içinde olan bir anlayışa bu kadar hızlı nasıl itildik hocam? Çok ciddi bir soru değil mi bu? Yani çok ciddi. Yani işte bu nedir? Bu değerlerimizden koptuğumuzdan dolayı. Ve bu son yüzyılda çok hızlı oldu bu kopuş süreci. Tamam, evet. Muhtemelen biz onun acısını da çekiyoruz şu anda. Ya, tabii ki, tabii ki, tabii ki yani de. Biz yani işte çocuklarımıza okulda ders veriyoruz, dersler veriliyor. Hayat sırf matematik değil, sırf diğer dersler değil. Yani çocuk ya resim dersi de alsın, ya müzik dersi de alsın. Bu bir fazlalık değil, bu ihtiyaçtır. O çocuğun matematiği de daha iyi olacaktır, inanın ki. Türkçesi de daha iyi olacaktır. Kesinlikle. Yani eksik yetişiyoruz, eksik yetişince ne olacak? Bir taraf hep eksik kalacak. Bir taraf eksik kalacak ve ondan sonra mutsuz insanlar olacak. İşin en şey tarafı. O çocuk büyüdüğü zaman huzur bulamayacak. Yani hiçbir şeyden mutlu olamayacak. Doyumsuz olacak. Kanaat olmayacak o çocukta. Ama biz ne istiyoruz? Yani biz ya kanaatkar olalım. Şükür edenlerden olalım. Yani şükür sahibi olalım. Evet. O yüzden sanat fuzuli olmasın. Sanat fuzuli. Sanat gerçekten bizim ihtiyacımız. Hocam reklam arasında size anlatmıştım. Geçtiğimiz yıllarda arkadaşlarımızla İstanbul'dayken bir haber aldık. Dediler ki bize Beyoğlu'nda işte İstiklal Caddesi'nde bir söyleşi olacak. Dücane Cündioğlu katılacak. Biz de hemen işte acaba ne duyacağız tasavvufla ilgili, felsefeyle ilgili diye oraya koştuk. Salon hınca hınç dolu. Dücane Bey kürsüye çıktı. Bekliyoruz pür dikkat acaba ne anlatacak bize diye. Dedi ki bize bugün buraya... İşte tasavvufla ilgili geldiyseniz İslam felsefesiyle ya da Avrupa felsefesiyle ilgili eliniz boş döneceksiniz. Bugün size bu konuları anlatmayacağım dedi. Biz şok olduk. Acaba ne anlatacak bize? Size dedi Rönesans'tan başlayarak günümüze gelinceye kadar resim sanatını anlatacağım bugün. Çünkü Müslümanlar görmeyi bilmiyorlar. Görüyorlar, bir şey anlıyorlar ama anladıklarını hayatlarında kullanamıyorlar. Biz bakmayı, görmeyi bugün beraber pratik yapacağız dedi. Ve biz şaşırmış bir güruhla beraber tek tek o ünlü ressamların tabloları üzerinden bize bir iki saatlik sunum yaptı. O gün benim aklımda kalan soru işaretini bugün siz tamamlamış oldunuz. Çünkü işin manevi tarafına da hakim bir insansınız. Din görevlisi boyutunuzla. Bizim çok büyük bir tarafımız eksik hocam. Görme sıkıntısı yaşıyoruz. Bunu bir şekilde yeniden diriltmemiz yani gerekiyor, evet. Yeşertmemiz gerekiyor değil mi? Eski yani görmemiz gerekiyor yani burada bu görürken sadece gözle görmek de değil yani. Onu hissetmek, yani daha duyarlı olmamız sadece doğaya ve güzellikler açısından demiyorum yani. Duyarlı i̇drak olmak, edebilmek yani değil mi? İdrak edebilmek, evet. Yani komşumuz orada açsa onu hissetmemiz lazım ya. Yani rahat yatmamamız lazım. Böyle bir görmekten bahsediyorsun. Bu da bir ayrı görmek. Yani bunları hissetmemiz lazım. Yani şimdi işte Azerbaycan'daki şu andaki yaşayan değil halkımız. Mi? Değil mi? Yani bir anda hiç yoktan. Neler yaşıyorlar? Neler yaşıyorlar, ne sıkıntılar yaşıyorlar. Yani niye savaş olmasın diyoruz biz. Yani ülkemizdeki bu mesela huzuru da bozmak isteniliyor.
Yani kardeşçe yaşamak. Israrla istiyordu yani, hocam. Tabii hepsi. Onlar ayrı bir menfaat, ayrı bir çıkar olayları var. Tabii onları biz bilmiyoruz. Evet. Bizim dışımızda olan şeyler. Ama biz gönlümüz ne arz ediyor? Gönlümüzün arz ettiği yemyeşil. O huzur medeniyeti tekrar gelsin. Masmavi bir dünya, yemyeşil bir dünya, aydınlık bir dünya. Herkesin güzelce birbirine. Çünkü dünya o kadar büyük ki herkese yeter. Evet. Peki hocam, son dakikalarımızın içindeyiz. Sizi dinleyip de eğitim almak isteyenler olursa bir kurs programınız var mı yakın zamanda? Hı-hı. Biraz da bunları paylaşalım. Evet. İnternetten size ulaşılabilir mi bir de? Tabii ki, yani internetten de ulaşabilirler. İşte sosyal medyadan ulaşabilirler. Oradan size ulaşabilirler. İşte Facebook, Instagram, oradan ulaşabilirler. Yani bir atölyemiz var, orada ders veriyoruz. Benim en büyük yardımcım, onu da söyleyeyim, bahsetmeden geçmeyeyim yani. Şimdi o da izliyordur beni belki. Oğlum var, Oğuz Kaleli. O da resim bölümünü bitirdi üniversitede. Şu anda yüksek lisans yapıyor. Benim en büyük destekçim. Müthiş bir şey. Evet, yani o atölyede işte resim derslerinde benim en büyük şeyim. Ona da teşekkür ediyorum yani, insan evladına. O ayrı bir gururum. Onun da Türkiye çapında yapmış olduğu büyük başarılar var. Onun tarzı birincilikler hocam? Var. Oo, çok güzel. Resim şeyinde. Tabii ayrı, herkesin ki farklı farklı. Kim, ne ben ona etki ederim, ne o bana. Ama devamlı sanat konusunda tartışırız. Fikirler veririz birbirimize ama etkilemeden. O tabii daha modern, postmodern dediğimiz tarz veya daha değişik isimler de verilebilir. O daha değişik tarzda çalışıyor. Yani ben ikisi de işte diyelim ki işte realizm. Ama realizmin yanında sürrealizm de diyebiliriz. Çünkü oradaki o dervişler o realist diye başka bir anlam katıyor. Ve her resimde de ben ayrı bir onu baktığınız zaman onu hissedeceksiniz. Yani her resimde farklı bir şey var. Farklı bir anlatım var. Bugün baktığınızda başka bir şey, yarın baktığınızda başka bir şey. Değişik şeyler içerisinde, zaman içerisinde yine onlar da görünüyor. Yani neticede yani kursa gelen öğrencilerimiz... Sürekli açık mı eğitim? Yani eğitim sürekli açık. Yani işte şu zaman başlar, şu zaman biter diye bir şeyimiz yok. Ne zaman istedi? Kişiye göre. Yani her resim seven, yeteneğim var veya yeteneğim yok. Hiç öyle demesinler. Yok, yani hiçbir şey değil. Yani mutlaka insanda bir yetenek var. Ya bütün çocuklarımız melektir deriz ya, çocuklar günahsızdır. Bütün çocuklar yeteneklidir aslında. Onların müthiş bir dünyaları vardır. Hayal dünyaları vardır. Her şeyleri vardır. Sonradan o yeteneklerimizi kaybediyoruz biz. Veya o yeteneğimizin olduğunu fark etmiyoruz. Mutlaka bir şeyler var. Ama bir de nedir? Bir çocuk da vardır ki o çok daha farklıdır. Evet. Değil mi? Yani buradaki yetenek... %20 diyorum ben. Yetenek %20. Ama asıl şey çalışmaktır. Yani o yetenek olabilir ama çalışmayınca hiçbir şey teknik yaramaz ki. Teknik bilmek gerekiyor değil tabii mi? Tabii teknik. Yani çalışacaksın. O resim öğrenmek istiyorsan. O evrelerinden geçeceksin. Onu göreceksin. Yani resim yapıyorsan o perspektifi öğreneceksin. Evet. Nasıldır o işte o kaçışlar, kaç kaçış vesaire. O renklerin karışımını vesaireyi, onları bilmen lazım. Yani bunları öğretiyoruz biz işte. Gerisi artık. Yani tabii yani biz zamanında mesela fırça nasıl tutulur bilmiyorduk. Öyle bir imkanımız da yoktu. Ama şimdi Konya'mızda birçok resim atölyesi var. Tabii daha da fazla olması lazım. Yani Konya'mızda galeriler olması lazım, resim sergileri açılması lazım. Tabii onlar işin ayrı boyutu. Yani zamanımızda ya daha çok konuşulduğu şey var aslında da. Büyük şehirlerde, trafiğe kapalı caddelerde çok önemli sanat galerileri var. Biz de bunu şehrimizde istiyoruz. Evet. Sizin aracılığınızla, siz de bizim istiyorum. Aracılığımıza yani biz bunu beraber iletmiş büyük olalım. Büyük şehir demek ne demek? Büyük şehir. Büyük şehirde bir sanatçı... veya başka sanatçılar o şehire gidiyorsa orası büyük şehirdir. O şehirde galeri gerekiyor. O şehirde İnşallah olacak. Şehir müzesi, evet. Kent müzesi gerekiyor ki Konya'mızda yapılıyor. Biliyoruz. İnşallah bekliyoruz. İnşallah o da en kısa zamanda biter.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok sohbetinize doyum olmaz. Sağ olun. Burada bitirmeyelim belki. Bir virgül koyalım. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. İnşallah, inşallah diyeyim. Çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok güzel bir mekan, çok güzel tasarlanmış sizin burası da. Sizlere de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Atölyede bekliyorum. Buyurun gelin. İnşallah, inşallah. Tekrar görüşmek üzere diyoruz Muhsin Bey. Ya Konyalıları mutlaka Ali Gava, 10 Nisan'a kadar sergi devam ediyor. Ali Gava gelsinler. O tarihi atmosferi koklasınlar ve onun içerisindeki de acizane yapmış olduğumuz o resimleri de görmelerini istiyorum. Peki, tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, sohbetimizin sonuna geldik. Ressam Muhsin Kaleli'yi ağırladık bugün. Yarın görüşmek üzere diyoruz. İki haberlerinden hemen sonra yarın burada olacağız. Kendinize ve tüm sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.